أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem kardeşlerim, Allah nasip ederse bugün sarf ve nahiv derslerine başlayacağız. Bugün sarf günüdür. Yani şimdi biraz sonra anlatacağım sarf nedir, nahiv nedir. Ve bugün ilk sarf dersimizi beraber yapacağız. Cenab-ı Hak nasip etti, ben 1974'ten 1983 yılına, yani ne kadar ediyor? 6-9 yıl ders verdik. Yani bu tefsir dersleri oldu, nahiv dersleri oldu, sarf dersleri oldu. Onun için yani benim en lezzet aldığım hayatımın parçaları ilim okutmak yani. Bu Arapça öğretimi de ayrı bir metot, biliyorsunuz iki türlü metot var. Birisi Osmanlı'nın klasik metodolojisi, şu anda Süleyman Efendi Hazretleri'nin bütün müesseselerinde bu metot uygulanıyor. Bu metodun eksiği şu, yani pratik sıfır. Bu çok enteresan, yani içinde istisnalar dışında halledemiyorlar. Hatta ben şartta öyle büyük allameler var ki icazet almış, icazet veriyor ama Arapça konuşamıyor. Yani bu alim demek değil yani, o büyük bir allame. Yani dolu ama Arapça konuşmak ayrı bir sanat. Bunu niye söylüyorum? Yani siz bahtiyarsınız. Çünkü hem talebe var Arapça konuşan, hem hocalar var Arapça pratik dersi veren, hem de bir de Osmanlı usulü grameri öğrenme fırsatını buldunuz siz. Yani bu da çok önemli bir olay yani. Onun için çok dua etmelisiniz. Kendi kendinize Allah'ın nimeti olarak şükretmelisiniz. Yani bunu özellikle ifade edeyim. İkinci metot ise Arap aleminin metodu. Tabi onlar Arapçayı ana dil gibi bildiklerinden farklı bir metodoloji izlemişler. Biraz daha farklı kitaplar okumuşlar. Yani mesela bizde avamil var, onlarda başka bir avamil var. Mesela Şark medreselerinde veya Mağrib'e giderseniz, Fas'a giderseniz Acurrumiye var. Yani o da avamil gibi küçük bir kitap, yani başlangıç kitabı. Ama onlarda da yine, yani Arap aleminde de bizde klasik metodoloji var. Üçüncü bir yol da modern Arapça öğretme metodusu, metodu. Yani mesela ta'limul lugati arabiyye li ghayril natiqin biha. Yani konuşmayanlar için, konuşamayanlar için Arapça öğretim metotları. Yani biliyorsunuz Suudi Arabistan'da 12 ciltlik bir kitap var. Yani merak edenler bizden alabilir, var bizim depolarımızda. Veya işte sizin okuduğunuz biliyorsunuz El Esas mıydı? Hangisiydi? Var mı o? Yani bu şeyde Cezayir Tunus'ta okutulan bir ders kitabı var. O da çok güzel bir kitap. Bizim Aziz Abba'nın hazırladığı o ilk 8 biliyorsun seviye olacak, nifo olacak. Onun ilk 2 nifosu için hazırladığı kitap var. Bütün bunlar metot. Ha, şimdi bu birinci nokta. Birinci ders olduğu için biraz ön bilgi vermek mecburiyetindeyim. Yoksa Arapça'da çok sıkıntı çekiyor Arapça öğrenciler. Bir defa şunu söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Arapçada olay şöyle, Türkiye'de mesela İmam Hatipler'de eskiden 7 seneydi, şimdi 6 sene, şimdi tekrar 7 sene çıktı. 7 sene Arapça öğreniyor ama öğrenemiyor. İlahiyatlarda 4 sene Arapça öğreniyor ama öğrenemiyor. Bu sır enteresan bir sır. Ondan sonra talebede şöyle bir psikolojik hava oluşuyor. Yani diyor ki bu Arapça bahri ummandır, okyanustur. Kimse öğrenemez. Ben bir hatıramı nakledeyim. Çok enteresan bir hatıradır bu. Bizim Fatih Özbek hocamızı bilirsiniz. Onun amcası Adil Özbek benim İmam Hatip'te Arapça hocamdı. Ben de aşkla, şevkle birinci sınıfta hiç 99 almadım. 100 alıyordum. Çünkü hoca ne verse ezberliyordu. Diyarbakır İmam Hatip'te, sonra Gaziantep İmam Hatip'e geldim. Kendisinden ders okumak istedi. O da biraz böyle garip bir adamdı. Büyük bir allameydi. Yani benim iki omzuma bir de şey çalışırdı. Tekvando ve boks. Öyle yani güçlü bir adamdı. İki tane omzuma vurdu. Dedi ki 15 sene diz çökmen lazım dedi. Bunu anlatıyorum. Çok önemli bu çünkü. Ben de çok inatçı bir insanım. İlimde inatçıyım.
Yani bunu bilin. İlimde inat, hakta sebat demektir. Bediüzzaman Hazretleri hakta sebat diyor buna. Yani inat zararlı değil ilimde. Yeter ki başka şeyde inat etmeyin. Şimdi öyle bir başladım ki aşkla şerifle. Artık benim, bizim sınıf arkadaşları vardı. Özellikle şarttan yetişmiş, icazet noktasına gelmiş. Ders okumak istedim. Ben Kürt olmadığım için ders okutmadılar. Ta o gün vardı ırkçılık yani. Onu da ifade edeyim. Yani çok acı bir gerçek bu. Ama söylemek durumundayım. Tatlı bir hatıra bu. Elhamdülillah o bana ders okutmayanlara bir sene sonra ben ders okuttum. O ayrı bir hale. Yani demek ki azmin elinden. Tabii bir sene sonra ben Şerh-ü Katr-ül Nedâ'yı bitirdim ve ders okutmaya başlayınca Adil hocam geldi dedi ki yaşın müsait olsa elini öpeceğim dedi. Ölünceye kadar senin arkandayım dedi. Oldu gerçekten. Çok destek oldu bana. Bunun sebebi şu. Yani bu çok önemli bir nokta benim kanaatim. Şimdi bakınız. Şimdi farz edelim ki ben resimde sıfır bir adamım. Bu dünya haritası. Anlatabildim mi? İşte Amerika, anlatabildim mi? Afrika, işte Avrupa küçük bir şey. Bu da büyük Asya ve Avustralya. Anlatabildim mi? Şimdi neden Arapça öğrenemiyorlar? Ben size söyleyeyim. Anlatabildim mi? Bir defa Google Map var biliyorsunuz. Yani bugün artık her şeyi mükemmel hale getirmiş. Olayın temeli şu. Adam Türkiye nerede? Şurada. Türkiye'den başlıyor. Türkiye'nin bir iki bölgesini öğreniyor. Yazın tatile gidiyor 4 ay. Tekrar gelince yeniden unutmuş. Bu sefer de bir bölge daha öğreniyor. Daha kıtalar duruyor. O zaman 5-6 yıl Türkiye'nin bölgelerinde dönüp dolaşıyor. Daha Avrupa var, Amerika var, Asya var. Hiçbiriyle meşgul olmuyor. Bu sefer şöyle zannediyor. Bu diyor dibine ulaşılmaz bir deryadır. Anlar öyle değil. Hiç öyle değil. Onun için ben size Arapçayı öğretmeye çalışırken bir saat sarfı önce genel olarak dünya haritasını ve kıtaları anlatacağım. Ha şey yani devletleri kabataslak öğrenin. Ben mesela öyle devletler var ki bilmiyorum diye. Surinam'ın Amerika'da, Güney Amerika'da olduğunu Hollanda'ya geldikten sonra öğrendim. Ayıp değil bu. Mühim olan nereyi tanımak? İslam ülkelerini tanımak. Mekke ve Medine'nin nerede olduğunu anlatmak. Mesela benim hocam okuturken şöyle derdi. Taha hocam benim hocamdır. Arapçada Taha Gültekin. Şark'ın büyük alimlerindendir. Derdi ki Ahmet hocam bu okuttuğumu hiç duyma, anlama. Hafızana yerleştirme. Çünkü sana hiç lazım olmayacak. Problemin temeli burada, anladınız değil mi? Mesela binada, şimdi sarfın temel kitaplarından okuyacağız. Ya ne diyorduk onlara? Pattern mı diyorduk? Yani batlar okuyacağız. Yani şimdi o pattern'ı anlatırken size, yani orada 6 tane temel sülasi dediğimiz babları tavsiye edeceğim. 12 tane de sülasi mezidül fih dediğimiz 3 harflerin üzerine ziyade edilen harfleri tavsiye edeceğim. Onun dışında 35 bab hiç gerek yok. Anladınız değil mi? Çünkü niye? Öyle bablar var ki İ'şemşebe, ya'şemşibu İ'şişabe. Yani 10.000 sayfalık bir Arapçada bir defa rastlamazsınız. Onu da müncide bakın. Ha, benim size tavsiyem sözlük olarak bir tek sözlük kullanın. Bir, Ertuğrul Bey'den Arapça bir sözlük var dijital, onu kesin indireyim. Ben de hayran kaldım ona. İkincisi, metin olarak da müncidin dışında bir şey kullanmayın. Teker teker size sözlüğe bakmayı da öğreteceğim. Ama buna bağlı, bunu bilmeden hiçbir şey yapamazsınız yani. Sözlüğe de bakamazsınız. Oldu mu efendim? Nasıl? Çok zor mu gidiyor? Yani bu genel bilgiler, yani bana göre temel esaslar bunlar. Şimdi gelelim ders kitaplarımıza, malzememize. Bir defa biz sarfta bunu kullanacağız. Oldu mu efendim? Ha, o da mümkün. Bu çok harika baskı. Gördüm hayran kaldım. Yani onu yani 10 euro. Eğer durumunuz müsaitse alın. Ama almak mecburiyetinde değilsiniz. İhtiyaç yok. Ama bu çok hoşuma gitti. Yani tam bir
yani harekelemişler, bilmem ne yapmışlar, muazzam bir hale getirmişler. Allah razı olsun yapanlardan. Ha, yani biz de üzeri fiyatı 15 euro, 10 euro'ya talebeye veriyoruz. Nahiller de şu, anlatabildim mi? Yani yine aynı sizin elinizdeki, o da mümkün. Hiçbir zararı yok. Yani o da kafi bize. Oldu mu hanım kızım? Şimdi bunu okuyacağız. Ayrıca benim size tavsiyem, yani bizim kütüphanede var olan, yani iki tane kitap var. Çok fiyatı fazla mı bilmiyorum. Keşke imkanım olsa da talebeleri alsam. Birisi El-Kamil fi tasrifil efal, fiil çekimleri. Hakikaten önemli. Yani bu tam böyle lise seviyesinde hazırlanmış. Anladınız değil mi? Yani sizin için vereceğimiz derslerde müthiş bir rehber. Yani bunu da tavsiye ederim. Bir de Nahiv'de de El-Kamil fil kavaidi vel yarab. Bilmem anlatabildim mi bu? Evet. Şimdi gelelim. Bunu niye getirdim? Kıyaslama yapacağım çünkü bu da Eut Hibreidi Basis Gramatika Entektüle. Çünkü buradaki kurallara aynen uyuyor. Hiçbir fark yok. Kıyaslama yapacağız. Bilmem anlatabildim. Kıyaslama yapacağız. Ona göre gideceğiz. Şimdi de Filistin'i de açayım da ben çok kullanacağım. İyi değil. Ama yani fena değil. Yani şey yapıyoruz. Yani okuyoruz. Şimdi gelelim dersimize. Anlatabildim mi? Esas dersimize gelelim. İşimizi tamamlayalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Arapçada gramer iki kısım. Bunlardan birincisi ilmi sarf veya tasrif ilmi. Tasrif demek evirip çevirip çekmek demek, çekim yapmak demek. Şöyle, Arapçadaki çekim ilmi başka dillere nasip olmayan bir olay. Mesela beytir, fır beytir. Oraya fır getirilmiş, ne yapılmış? Bir kelime üretilmiş, fiil üretilmiş. Veyahut da işte daha başka, mesela ontfuhren. Anlatabildim mi? Yani fuhren, ontfuhren. Fır, o fırın, öyle mi? Fethetmek manasına. O fır getirilmiş, fırlatmış, fiil yapmış. Anlatabildim mi? Yani ama bunlar ne İngilizce'de, ne de başka dilde kurallı değil. Ezberlemek mecburiyetindesin. Yani sonra aynı fır bir yerde bir mana getiriyor, başka bir yerde başka bir mana getiriyor. Yani bu çok önemli. Yani anladınız değil mi? Ama Arapça öyle değil. Arapçada çekimler çok ciddi manada kurallı. Anlatabildim. Yani hangi kalıba girerse hangi mana çıkacak? Yani bir defa sizin bunu yapmanız için iki şeyi ezberlemeniz lazım. Yani buradan kaçamak yok. Yoksa Arapçayı öğrenmeyi hayalinizden çıkar. Yani onu anlatacağım. Neyi? Anlatacağım size. Şimdi demek ki çekim ilmi derken olayın temeli şu, şu demek. Öyle bir kalıp ilmi ki, modül ilmi yani Arapça. Diğer dillerde bu yok. Mesela diyelim ki nasır, yardım etmek demek. Veya nusret, yardım etmek demek. Mastar. O mastardan 24 tane kalıp çıkıyor. Bakınız. Ve bu kalıpları öğrendiğiniz zaman Allah Allah. Allah Allah. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim mâ enzertehum emlem tüderûn. Kelimeler size tanıdık gelecek. Ya bu manasını bilmiyorum ama tanıyorum bu kelimeyi ya falan diyeceksin. Ezberleyeceğiniz 24 tane misal. Yani bunsuz mümkün değil, yürümez. O diğer çekimleri ona anlatacağız. Acele etmeyin. Onu anlatacağız. Ayrıca anlatacağız. Çünkü nahivle beraber yürüyeceğiz. Çünkü nahivsiz sarf, sarfsız nahiv olma. Ama bu çekim önemli. 24 tane kalıp var. 24 tane. Bu kalıp değişmez. Bütün fiillerde değişmez. Yani ne demek? Bu kalıbın içinde zaman ifade eden kelimeler hangisi? Mekan ifade eden kelimeler hangisi? İsmi fail dediğimiz yapan, eden, ona ne diyoruz? Present. Participle. İngilizce'de. Bu Hollandaca'da da var mı o, biliyor musunuz? Present participle. Örnek ver bakalım. Yani yapan. Yapan da bir tane örnek ver.
Mesela Ali Laut, Ali orada şey, öznesi. Hayır, yanlış. Neyse. Ben kaybettim. Hollanda'yı da kaybettim. Yani mesela de ki, adam öldüren, mördürür. Bak bu müezzes. Anlatabildim, mördürür. Orada mördürür ismi fail diyor. Sen faille ismi faili biraz karıştırdın, kusura bakma. İyi ki şey çekmiyor seni kamera, yoksa kaybedersin yani. Mördürür. Mördürür ismi faildir. Fail ile ismi faili karıştırma. Anlatır, fail ayrı, ismi fail ayrı. Fail, nahvin meselesi. İsmi fail, ilmi sarfın meselesi. Örnek veriyorum, bunları hep anlatacağım size. Siz hiç endişe etmeyin. Mördürür. Anlatabildim mi? Peki öldürülen ne demek? İngilizce, Hollandaca'da hıdol mu? Yoksa mördür mü? Hımort. 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 Öldürülen de. Bak hımort. Hımort. He? Doğru mu? Ha? Söyle. Söyle. Söyle ha. Hımort. He? Fırmort. Fırmort. Bak sen de yavaş yavaş kaybediyorsun. Fırmort. Yani mesela fırmort öldürülen demek. O ismi mef'ul. Yani bunu niye verdim? Siz, anlatabildim mi? Bu 24 kalıbı öğrenmekle bütün Arapça kitaplardaki kelimelerin %60'ını tanımış olacaksınız. Yani görür görmez, bu ismi fail. İsim fail yani işte öldüren, öldürülen vesaire gibi. Veya diyeceksiniz ki past perfect bu. Veya diyeceksiniz ki present perfect bu. Yani veya diyeceksiniz ki leading type diyeceksiniz. Yani past tense. Bütün bunlar karşınıza çıkacak. Ama bu kalıbı öğrenmek şart. Yoksa bir şey öğrenemezsiniz. Demek ki ilmi sarf deyince bir kelime 24 tane kalıp çıkıyor. Bilmem anlatabildim. Yani sarfı anlatıyorum. Ne demek şekil? Yani bu işte. Bu diğer dillerde fazla yok. Var ama yok. İkinci bir şekil. Bu da çok enteresan. Bu da çok enteresan. Bir defa Arapçada fiiller 3 harften oluşuyor temeli. Veya 4 harften oluşuyor. 4 harften oluşan, hep bunları anlatacağız. Siz şimdi bunları sadece ben size dersin önemini anlatmak için bunları naklediyorum. Hocam sarf deyince aklınıza ne gelmeli? Arapçada fiiller ya 3 harf üzerine oluşuyor veya 4 harf üzerine oluşuyor. Yani aslı bütün fiillerin ya 4 harftir ya 3 harftir. Fazlası yok. Anlatabildim mi? 3 harfliler kolay. Sadece harekeleri farklı. Onu şeyde binada okuyacağız. Yani 6 tane bab var. Onları anlatacağız. Ama bir de ikinci grup o asıl harflerin üzerine ilaveler yapıyor. Ben bir tane misal vereyim. Anlatabildim mi? Mesela harace 3 harf üzerine olan bir fiildir. Çıktı demek. Fiili mazi. Onu öğreneceğiz. Ama bir de buna 1, 2, 3 harf ilave ederek harf ilaveli bablar oluşturuluyor. Bunlar işte temel. Bunları bilmezseniz manayı bilemezsiniz. Kelimeleri tanıyamazsınız. Hocam bunu nasıl arayacağım müncikten? Bilemezsin. İşte çekimin biri de budur. Burada bir defa bu 6 bab var. Onun o kadar önemli değil. Yani harece de okusan olur, harice de okusan olur. Benim için önemli değil. Ama Arap der ki yanlış okudum. Benim için önemli olan tanıma. Ha ama buna harf ilavesi. Mesela bir harf ilave ederek biz ona sülasi mezidün fih rübai diyoruz. Bu kelimeyi duymuş olmayın. Daha size öğretmedik. Yani aslı sülasi ama bir harf ilave edilerek rübai olmuş. Yani 4 harf olmuş. Mesela ehrace oluyor. Bunun kurallarını hep öğreteceğiz size. Endişe etmeyin. Bu binanın özellikleri. Önce bir emsileyi verelim size. O birinci çekimi anlatacağız size. Bunu anlatabildim mi? Bilemiyorum. İkinci çekim bu. Şimdi bu çekimde mana da değişiyor. Hani o firbeytinin meselesi var ya. Bu elifin manaları var. Mesela harece çıktı demek ama ehrece çıkardı demek.
Onun için bu babı bilmek mecburiyetindesiniz. Bileceğiniz 14 bab var burada. Çok değil. O diğer 36 bab bırakın onları. Onları unutun. 14 bab var. Ben teker teker onları size söyleyeceğim. Bunları öğrenin. İkinci çekimi de anladınız mı? Şimdi bak bir kelimeden. Emsilede 24 kalıp çıktı. Bütün sarf bu. Gözünüzü korkutmayın. Bunları hallettiniz mi? Sarf bitiyor. Bu kadar. Sarf 20 bu. Geriye kalıyor nahil. Nahilde pazartesi 3 saat vereceğiz. Şş. Anlatabildim mi seni? Ben size bu iki şeyi bitirdim. Ha, üçüncü sarf var. O nedir bakalım? Bilen var mı onu? Neyi anlatacağım? Yani üçüncü bir dert var. O da bir tasrif, çekim. Burada da Arapça diğerlerinden farklı. Bunu da öğreteceğiz size. Anlatabildim mi? Üçüncü bir çekim de, zaten bu üçünü bildiniz mi dördüncü kalıyor, ona geleceğiz. Dördüncü kalıyor. Nedir bu hanım kızlar ve beyefendiler? Üçüncü çekimle fiil çekimle. Anlatabildim mi? Yani mesela şeyde Hollanda'da biliyorsunuz ne var? İk, ü, heyzey, öyle mi? Ondan sonra vey, ondan sonra yuli ve bir de zay, öyle mi? Altı tane. Arapça'da öyle değil. Arapça'da 14 tane. Anlatabildim mi? Nasıl 14 tane? Ben sayayım. Bunu şimdi öğrenmeyin. Darar. Buna biz gaib garibi diyoruz. Arapça biraz ağır. İkincisi muhatap diyoruz. Yani ikinci şahıs diyorlar Türkçe'de buna. Üçüncüsü de mütekellim diyoruz. Birinci şahıs. Mütekellim. Anlatabildim mi? Bu da üç çeşit. Bak. Dehbir değil. Elvan elvan. Bu hiçbir dilde yok. Anladınız değil mi? Arapça'da var. Bir, müfred, yani tekil. İki, tesniye, yani anlatabildim mi? Tesniye. İki, daraba, anlatabildim mi? Üçüncüsü, cemi. Ayrıca, bu da ayrı bir dert. Sadece tekil, çoğul vesaire değil. Yani diğer dillerde bununla bu var. Arapçada şu fazla. Bir diğer dert de müzekker mühendis. Kadına ayrı, erkeğe ayrı. Mesela erkeğe darabe ama kadına darabet. Darabet. Şimdi 3, 6 daha kaç ediyor? 3, 3 daha 6. 6 tane de muhatap var. 12. 2 tane de mütekellim var. Çünkü mütekellimde tesniye yok. 14 tane kalıp daha çıktı. İşte tasrif ilminin temeli tamamen bu. Yani bunları, bu üçünü hallettiniz mi? İlmi safın İbn Sina'sı olursunuz. Yani moralinizi bozmayasınız diye anlatıyorum. Yani harita bu. İlla böyle çok ince kaideler var. Çoğunu ben de bilmiyorum. Onları illa ezberlemeye gerek yok. Mühim olan temel kuralları öğrenmek. Bu üçünü ya Arapça öğreneceksiniz, ya bu üçünü öğreneceksiniz. Ya bu dereyi güdeceksiniz, ya bu dereyi güdeceksiniz. Bu ilden gitmek yok. Hocam bitmedi mi? Yok bitmedi. Bir tane daha var. Bu da önemli bir kural. Ha, nasıl önemli bir kural? Onu da söyleyeyim size. Onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, biliyorsunuz, tamam. Nedir o tamam olan? Ha, İngilizce'de bir kural var. Ben İngilizce söyleyeyim. Yani Dutch'ı söylemeyeyim. Anlatabildim mi? Ha. I abandon. Ben terk ederim. Öyle mi? Normal. Present tense. Ama pasta geçtim mi? I abandoned. Olur mu? Yani ben terk ettim. Ama üçüncü perfect tense geçtiğinde, ister past ister present perfect tense, I have abandoned. Orada ne geliyor? Have geliyor ama o malum bir kaide.
Yani fiiller iki kısım. Ama bir de anlatabildim mi? I see, ben görürüm. I saw, ben gördüm. Değişti. Kelimenin yapısı değişti. Üçüncüsü de I have seen. Orada da değişti. O halde bu kuram bütün dillerde var. Yani regular verbs, normal kurallılar. Buraya kadar anlattıklarımızın tamamı bu kurallılara ait. Yani ama mesela birinci değişiyor mu? %90 aynı. O birinci dediğim o 24 misal. Bunu artık ezberleyeceksiniz bugün. 3 tane ilmi sarfın çekim sahası varmış. 1, 24 kalıp. 2, bablar. Ne dedim ben orada? Ha, buyurun efendim. Yani nedir? Babları söyledim size. Hatırlarsanız orada sülasileri söyledim. Bir de 12 artı 2 daha ilave edeceğim. 14 tane de normal. 36'yı unutacaksınız. 3, 14 modülden oluşan çekimleri söyledim. İlmi sarf deyince bu üçü. Hocam bu üçünü bitirirsek hal olur mu? Kur'an'a yemin ediyorum ki o irregular fiilleri duymasanız bile halledersiniz. Anlatabildim mi? Başladınız hocam. Ha, 250 euro. Tamam. Giriş yani. İstersen gir. Olur. Hayır. Gelebilirsin. Gel ya, 2 dakika. Bak, bir tane talebe var senin gibi. Kimmiş o? Var. Gizli talebe. Ha, sizden mi duydun? Ha, peki efendim. Peki efendim. Şimdi, bura önemli. Bura önemli. Bura önemli. Nasıl önemli? Çok kıymetli kardeşlerim. Arapçada da illetli fiiller var. İllet demek irregular, hastalıklı fiiller. Anlatabildim mi? Veya bizim anlattığımız gibi sahih fiiller var. O nerede okuyacağız? Maksutta okuyacağız. Yemin ediyorum ki 11 kaide var. 11 cümle. O 11 cümleyi öğrenseniz hiçbir şey yapamazsınız. Ne kadar basitleştirdin hocam? Aynen öyle. Millet büyütüyor. Yani Arapça zor bir dil değil. Yeter ki mantıklı çalışasınız. Anlatabildim mi? Yani başka türlü çaresi yok. Ona illetli fiillere maksutta gireceğiz. Ve anlatacağız Allah nasip ederse. Onu şimdi konuşturacağız. Biz sizinle konuşacağımız hangisidir? Üç çekim. Üç çekimi halletmeden işi bitirmeyeceğiz. Bilmem anlatabildim. Üç çekimli hadise. Oldu mu efendim? Evet. Şimdi birinci çekime başlıyoruz. Birinci çekime. Yani emsileye. Bakın emsileye. Birinci çekime başlıyoruz. Yani bunu Allah nasip ederse sizinle paylaşacağız. Oldu mu efendim? Allah nasip ederse paylaşacağız. Birinci çekimde ilk ezberlememiz gereken, ama defterde alın ki bazı şeyleri not tutasınız. Notsuz olmaz. Oldu mu? Yani çünkü nahivde okuyacağımız şeyler var. Okumadan veririm, siz bir türlü anlamazsınız. Anlatabildim? Onu şimdiden not tutmakta fayda var. Sen kitabının oraya yaz, yoksa deftere. Arkadaşından bir not kağıdı al, hanım kızım. Tamam mı? Var mı? Ha, aferin, seninki güzel. Eski baskı, güzel. Yani farkı yok seninkiyle benimki. Ha, onu bilesin yani. Tamam, sen oraya al. Şimdi hanım kızlarım, bugün ayrıntıya girmeyeceğim ama bir tane ver. Almak ister misin kitaplardan? Al bakalım. Ver bakalım sen. Ona bir geçelim. Haydi. Ha, bu iki tane. Evet. Tamam. Sarf kitabından bakıyoruz. Şimdi kural dışı olarak nahiden bir parantez açacağım. Yoksa şu 24 kalıbı anlatamam size. Anlatabildim mi? Nahiden ne yapacağım size? Bir parantez açacağım. Arapçada diğer dillerde olmayan bir kural var. İrab kuralı. İnşallah pazartesi çok uzun anlatacağım onu. Ne demek hocam İrab?
Kelimelerin, anlatabildim mi? Cümledeki alacakları yerlere, fonksiyonlarına, anlatabildim mi? Veya kelime yapılarına göre sonlarının değişmesi halinde mebni diyoruz biz ona. Bakın bu önemli. Değişmesi halinde mebni diyoruz kelimelere. Hayır. Mebni diyoruz. Özür dilerim. Değişmemesi. Yanlış söyledim. Değişmemesi halinde mebni diyoruz. Ama değişmesi halinde de muhrep diyoruz. Pazartesi ben size çok ciddi anlatacağım bu meseleyi. Yani onu bilesiniz. Yani ne olur benim Facebook'umu takip edin. Hangi gün buradayım? Ne zaman ders vereceğim? Yani Blackboard'a giremiyormuşuz bunu. Yani yeni bir şey yaparlarsa girecek. Çünkü Blackboard'da acaba biliyorsunuz hep kurallara göre oynuyoruz ya. Yani accreditation kurallarına göre. Dolayısıyla acaba böyle ilave dersler için, ekstra dersler için bir var mı yok mu onu bugün konuşacağız. Olursa Blackboard'u da kullanacağım. Ama yoksa benim Facebook'u kullanacağım. Artık dünya Facebook'la biliyorsun randevuleşiyor yani. Veya Twitter'la neyse işte Twitter değil de Facebook önemli. Ben diğerlerini kullanmıyorum. Facebook'u kullanıyorum sadece. Şimdi pazartesi Allah nasip ederse fırsat bir mani hoş geldiniz. Biz mebni ve murebi anlatacağız. Ama mebni ne demek? Çok kısa anlatayım. Eğer bir kelimenin sonundaki hareke diyoruz biliyorsunuz. Aslında hareke dememek lazım. O Türklerin söylediği bir kelime. İrab demek lazım. Yani kelimelerin sonunda beliren, anlatabildim mi? Bir işaret. Bu hareke olabilir, harf olabilir, başka bir şey olabilir. Onu pazartesi anlatacağız. Zaten onu öğrenmeden ben Arapçanın nahvinin öğrenileceği kanaatinde değil. Onu da özellikle pazartesi vereceğim. Tüm ayrıntılarıyla vereceğim. Allah nasip ederse. Eğer o kelimenin sonundaki işaret diyelim. İ'rab demek, izhar demek. Yani görünmek demek. O işaret değişiyorsa ona muhrep kelime diyoruz. Değişebilen kelime. Ama değişmiyorsa ona ne diyoruz? Mebni diyoruz. Bu kelimeyi ezberleyeceksiniz. Bir yalnız şu var. Mebni kelimeler belirlidir Arapçada. Bugün vermeyeceğim. Pazartesi vereceğim. Bunlardan biri de fiil-i mazidir. Yani verbleiben tight. Öyle mi? Yani geçmiş zaman kalıbı. İşte Arapçada bu kalıp regular fiillerde feale tarzındadır. Bir şey daha vereceğim. O da çok önemli. Şimdi, yani kıymetli öğrenci arkadaşlar, bunu da bugün öğren. Yoksa sarf ilmini yürüyemeyiz. Arap alimleri sarf ilmini anlatmak için Osmanlı Nasara kelimesini esas almış. Yani dikkat ederseniz, emsile de öyle. Niye? Manası da uygun, vesairesi uygun diye. Ama bütün Arap alimleri sarf ilminin çekimini yaparken, anlatabildim mi? Fe'ale'yi esas alırlar. Fe'ale, yef'ulu. Anlatabildim mi? Fe'ale, işlemek biliyorsunuz. Fe'ale. Fe'ale'yi alırlar esas. Ve şöyle bir isimlendirmeye giderler. Bunu ezberleyeceksiniz bugün. Bilebilirsiniz. Mecbursunuz. Hani bir dili öğrenmek için alfabeyi öğrenmek lazım. Alfabe gibi bir şey. Bu birinci harfe, adı ne olursa olsun, birinci harfe, fiil-i mazide, ne diyorlar? Fa'ül fiil. Yani fiilin fa'sı. Anlatabildim mi? Bunu esas alıyorlar. İkinci harfe, aynel fiil. Anlatabildim mi? Ve üçüncü harfe de, la'mel fiil diyorlar. La'mel fiil. Yani mesela Nasara'da, yani fa'ül fiil hangisidir dediğimizde nun diyeceksiniz. Çünkü birinci harf. Anlatabildim mi hanımefendiler? Yani bunu şu gibi ezberleyeceksiniz bugün. Çok zor bir şey değil. Yani Arap alimleri sarf ilmini anlatırken ne yapıyorlar? Fa'le fiilini esas alıyorlar. Bu üç ana mesela sadece rubaide aslı dört harf olanda la'mel fiil es-sani. İkinci lanet fiil diyorlar. Onun kalıbı da şu. Fe'alene.
Onu ileride göreceğiz. Fa, biri faül fiil, aynel fiil, lanel fiil evvel, lanel fiil sani diyorlar. Çünkü asıl harf. Bunun dışındaki bütün harflerin adı farklı. Ya adı ziyade harflerdir. Anlatabildim mi? Veya adı müzaraat harfidir. Mesela kitabınıza bakın, yan suru var. Dikkat ediyor musunuz? Fiil-i müzari. Orada mesela nun, faül fiil. Sad, aynel fiil. Ra, lanel fiil. Ama ye, müzaraat harfi. Yani o gelmiş, müzari yapmış. Bilmem anlatabildim mi? Yani bunu bugün öğrenmek durumundasınız. Var mı bir itirazı olan veya hocam anlamadık diye? Var mı hanımefendi? Çok açık. Yani bunu zaten duymuşsunuz. Ama kalıp bu yani. Yani siz emsileye bakmayın. Emsile Nasara'ya esas almış. Ama bütün Arap allameleri, bütün Arapça kitaplar fe'aleyi esas alırlar. Ona göre kuralları anlatırlar. Bunun için bunu ezberlemek durumundayız. Ezberlemek de ne? Dediğim gibi zaten temel fiiller iki tane. Biri üçlü, sülasi diyoruz biz ona. Biri dörtlü, ona da rubai diyoruz. Yani temel harfleri esas olanlar. Diğerleri ziyade. Onlara bırakın onları. Onlar her birinin ayrı ayrı manaları var. Onlarla uğraşmayalım biz. Onları göreceğiz. Nerede göreceğiz? Binada göreceğiz onları. Onları size Allah'ın izniyle anlatacağız yani. Ama bugün ezberlememiz gereken nedir? Bu faül fiil, aynen fiil, lamen fiil. Bunu da öğrenelim. Şimdi mebni ve murepten de bir cümle bahsettik ama nahivde anlatacağız, pazartesi anlatacağız. Şimdi değil. Ha. Nasara bu 24 sıga içinde değerli arkadaşlar bir tek mebni kelime vardır. O da fiil-i mazidir. Oldu mu? Diğerlerinin hepsi murettir. Muret ne demek? Başına gelen bir olaydan dolayı veya başka bir sebepten dolayı sonu değişebilir. Ama Nasara'nın sonu kıyamete kadar değişmez. Hangi kalıpta olursa olsun, ister mesela ahrecede olsun, hepsinde. Sonu bellidir. Tekerlemede, yani ziyade fiillerde de olabilir. İstahracede, bunları ileride göreceğiz. Değişmez. Mebnidir. Anlatabildim mi? Mebnidir. Başka türlü çaresi yok. Evet. Şimdi gel gelelim, mecburen gireceğim. Yoksa faydası olmaz. Yani biraz ayrıntıya gireceğim sizinle. Artık bu sarfı öğreneceğiz ya. Bugün birinci kalıp üzerinde duracağız. Nedir? Geçmiş zaman fiili. Yani tekrar ediyorum. Arapçada geçmiş zaman bazen, anlatabildim mi? Yani present perfect tense içinde kullanılır. Ama past tense dediğiniz mi kafi? Yani past tense, past tense. Arapçada mazi budur. Mazi geçmiş demek biliyorsunuz. Şimdi ne dedik size? Sarf ilmi deyince aklınıza üç tane çekim gelecek. Bunu böyle her derste tekrarlayacağım. Sarf demek budur. Bir, bu 24 sıga. Yani 24 örnek. 24'ünü öğrenmeden sarf öğrenilmez. İki, biliyorsunuz iki tane sülasi ve rubai asıl bablar, bab diyoruz. Biz ona modül de diyebilirsiniz ona. Ve 14 tane de harf ilave edilen. Ona mezidün fih diyoruz. Bunları anlatacağız. Onu ezberleyeceğiz. 3. Her fiilin, özellikle de fiil-i mazi ile müzari'nin çoğunluğunun çekimi. Nedir o çekim? 14 kalıp. Bu 3. sarf ilminin temel meselesidir. Bu 3'ünü hallettiniz mi? Sarf diye bir şey kalmayacak. Bugün bence müzaride de fazla fark etmiyor ama mazideki 14'ü öğrenmek mecburiyetindeyiz. Anlatabildim mi? Var sizin kitapta. Hemen şuna geçerseniz, yani bakacaksınız, bakın. Ha, buralar, bakın. Sayfa şeyde, emsile, mazi malumu çekiyor. Meçhulle uğraşmayın. Meçhulü biz şeyde vereceğiz. Maksutta vereceğiz. Meçhulle uğraşma. Siz şimdi malumla uğraşın. Yani pasif aktif demek. Malum o demek. Olumlu. Önce kalıbı öğrenin. Yoksa lüzumsuz şeylerle kafanızı yormayın. Meçhul lüzumsuz değil ama
bir cümleyle onu anlayacaksınız. Uğraşmayın onunla. Nedir o? Bakın, iyi dikkat ediniz. Bir defa Nasara, biliyorsunuz ben bunu yazmak istiyorum. Yazmak istiyorum. Kalıp deyince bu kalıbın ne olur? Ezberleyin. Ve Arapçasını ezberleyin. Evvela şunu ezberleyin. Müfret. Arapça yazsan olur mu? Okuyabilirsiniz değil mi? Yani artık yavaş yavaş öğrenelim. Yani tekil anlamında. Müfret. Ondan sonra tesniye. Tesniye. Yani iki. İki kişiye işaret ediyor. Bir de cemil. Yani çoğul. Ama dert bir değil. Elvan elvan. Nasıl elvan elvan? Kardeşim, Arapça'da gerçi bu bütün dillerde var. Sadece Arapça'da değil. Bütün diller için geçerli. Nedir o? Gaib var. Yani üçüncü şahıs. Bunu ezberleyeceğiz bu kelimeleri. Ama Arapça'da diğer dillerde farklı olarak bir de gaibe var. Kadın ayrı, erkek ayrı. Bu problem. Arapça için problem. Diğer dillerde yok. Gaibe var. Gaibe. Anlatabildim mi? Ha, ikinci şahıs muhatap var. Bu erkek. Ama bir de muhataba var. Arapçada bu farklı. Bu diğer dillerde yok. Anlatabildim mi? Muhataba var. Bir de mütekellim var. Burada kadın erkek olmaz çünkü konuşan adam bir tanedir. Ve burada şu yok mütekellimde. Tesniye yok. Ya müfret var ya da cemil var. Kaç tane kalıp var? Bu kalıp önemli. Bu kalıp önemli. Nasıl kalıp? 14 tane modül var. Bu modül fiil-i mazi, fiil-i müzari, cahd-i mutlak, cahd-i mustara, bütün bunlar için geçer. Yani siz bunu öğrendiniz mi? Nereye kadar öğrenmiş olacaksınız biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 24'ün 14'ünü öğrenmiş oluyorsunuz. Yani biraz şey yapın, yani rahatlayın. Hocam bu kadar da zor olur mu? Şeye bakayım, kurallara çiğnemeyelim. Daha var vaktimiz biraz. Bunu bitireyim. Yani bu çok önemli. Şimdi yalnız burada nahilden bir parantez açalım. Yani hatırla, nahilden yoksa anlatamayacağız size. Nahilden bir parantez açalım. Hanım kızlar ve kıymetli kardeşim, kardeşlerim. Şunu bilmenizi isterim. Şunu bilmenizi isterim. Arapçada ne demiştim? Kelimeler ikiye ayrılıyor. Biri metni, biri muğret. Sonu değişenler ve değişmeyenler. Değişmeyenler metni, değişenler muğret. Bunu anlatacağız şeyde. Nahide anlatacağız. Şimdi değil. Ama bir şeyi bugünden öğrenmeniz lazım. Metni kelimeler Arapçada sabittir. 6 grup metni kelime vardır. Bunu nahide öğreneceksiniz. Bunu bildiniz mi? Artık siz yanlış okumazsınız Arapçada. Önünüze gelen ibareleri takır takır okursunuz. Çünkü biliyorsunuz memni. Sonu değişmez. Min de gelse değişmez. Mem de gelse değişmez. Çünkü her zaman memni. İşte bu kelimelerden biri zamirlerdir. Anlatabildim mi? Zamirler. Hani biliyorsunuz ki, ahi vesaire gibi zamirler. Bu zamirler değişmez. Yalnız zamirler kendi arasında iki grup ayrılır. Anladınız değil mi? Birincisi tek başına munfasıl zamir diyoruz. Bunu nahide hep anlatacağız size. Hiç onu unutun burası. Bugünkü dersimize lazım olana bakın. Tamamen ayrı zamirler. Nedir o? Hemen sayayım. Hüve, hüma, hüm. Hiye, hüma, hünne. Öyle mi? Sadece anlamanız için. Ondan sonra ente, entüma, entüm. Enti, entüma, entünne ve ene, nehnu. Bunlar ayrı zamirler. Yani kelimelerden ayrı, bitişik değil. Bir de muttasıl zamirler var. İşte bu problem.
Yani bitişik kelimelere bitişik geliyor. Mesela minhü. Hatırladınız mı? Minhü. Minhü orada zamirdir, bitişik zamirdir. Hüve gibi değil fakir. Minhü diyoruz. Yalnız bitişik zamirler de, işte burası önemli. Üç kısım. O da lahve ait bir olay. Birisi merfu bitişik zamirler. Bugün bize bu lazım. Bir de mecrur ve mansup bitişik zamirler var. Onlarla uğraşmayın. Hiç uğraşmayın. Onların hepsini anlatacağız. O nahvin görevi. Bizim bugün merfu bitişik zamirler. Muttasil merfu zamirler. Bu kelimeyi not edin. Muttasıl ve merfu. Yani ne demek merfu? Ya fail olan, anladın? Ya müpteda olan vesaire. Ama bitişik olacak. İşte arkadaşlar, merfu muttasıl zamir dedik mi, aklınıza iki tane fiil gelecek. Bunu ezberleyeceksiniz. Bir mazi gelecek, bir de müzari gelecek. 14 kalıbın tamamı da gelecek. 14 kalıp söyledim ya ben. Sayın 14 taneyi. Hepsi gelecek. İşte burada, şimdi dinleyin. Darabe. Hocam burada zamir nerede? Burada gizli. Hüvedir burada. Anladınız değil mi? Hüve. Burada muttasıl zamir değil. Gizli zamir bu. Onu şey yapalım, silelim. Kötekine engel olmasın. Ha, darabe. Hocam burada zamir nerede? Bak sonu değişmiyor, darabe. Zamir şu, bitişik zamir. Fail budur yani. Hepsi de aynıdır, hiç değişmez. Milyon tane fiil görseniz hep aynıdır. Bu kalıbı öğrenmek önemli. Darabu. Bu elif fazladan gelendir. Esas olan vav'dır burada. Burada dikkat ederseniz darabe zamme, ötre üzerine mebnidir. Dikkat ettiniz mi? Vav'dan dolayı. Vav anasını ağlatıyor. Diyor ki ben varken sen meftuh olamazsın diyor. Üstün olamazsın diyor. Ondan sonra darabet. Bakın fiilin durumu değişmiyor. Ama bu T geliyor. T muttasız zamirdir. Ona tay-i teniz diyoruz biz. Yani faildir orada. Hiye karşılığıdır. Darabeta, bakın, darabeta, anlatabildim mi? Yani aslında burada da gizlidir, te, müennes olduğunun işaretidir. Burada eliftir. Darabne, bakın, burada da değişti. Burada da nun harekeli olunca darabene olmuyor. Mecburen cezm, sükun geldi. Orada sükun üzerine mebnidir. Bunu da bileceğiz. Ben sadece bugün bunu bitireceğim. Daha başka bir şey yok. Çünkü 14 kalıbı vermiş oluyorum. Onları da teker teker anlatacağız. Hiç merak etmeyin. Hepsini anlatacağız. Ha. Ondan sonra darabte. Bakın burada zamir şudur. Tamam mı? Bak burada o T'den dolayı da sükun üzerine mebni olmuştur. Darabtüma. Tüma. Burada da şu tüma onun nesidir? Şeydir, yani zamir, failidir. Burada da yine sükun üzerine mebni. Darabtüm yine öyle. Darabtüm. Ve nihayet darabti sadece burada biliyorsunuz esri oluyor, kadın olduğu için. Darabtüma hiç değişmiyor. Ve darabtümne. Tümne. Bu da yine kadın çoğul. Ve nihayet darabtü darabna. Eyvah yanlış oldu. Darabna. Burada na faildir. Burada da tü faildir. Siz bunu bugün ezberleyeceksiniz. Başkasını kafanıza yormayın. Biz bir tane öğrendik. O da 24 kalıptan fiil-i mazinin sadece sülasisi. Diğerleriyle kafayı yormayın. Çünkü onları bir cümleyle anlatacağız onları. Aynı kurallardır. Göreceksiniz o kuralları söylediğimizde Allah Allah hocam bütün babları öğrendik. Tabii ki bütün babları öğreneceksiniz. Mesela innellezine keferu. Tamam keferu zaten şu birincidir. Dikkat edin tanıdınız değil mi? Şimdi keferu. Aynı.
Enzertehum enzerte. Bak. Darakte. Sadece elif. Kalıp değişmiş. O kalıbı öğrendin mi daha bunlara girmeye gerek yok. Onun için bunu çok iyi ezberleyecek. Bir tane kafi. Meşhuri için de kafi. Hatta şunu söyleyeyim. Sadece müzaride sabirler değişiyor. Yadribu, yadribani. Hiç değişmiyor hatta. Elif yine aynı. Yadribu ne? Yine aynı. Bakın müzaride de değişiyor. E peki hocam o nun ne? Dağıma gelmedik. Onu yarın, yarın dediğim bir dahaki derste anlatacağız. Faydalı oluyor mu? Anlaşılıyor mu? Ha? Evet. Böyle gideceğiz. Hocam çekimleri beraber mi yapmamız lazım yoksa... Hiç fark etmez. Yani Nasara'dan yap, Feare'den yap. Yani dediğim gibi hatta git bu işte tasvif var teker teker hepsini almış. Hangisinden yaparsan yap. Hiçbiri fark etmez. Bir tek yapmayacağın irregular fiiller. Çünkü onlarda kural değişiyor. Mesela kale. Aslında kavale. Aynen darabe gibi. Ya ne olmuş da kale olmuş. Başına çok dert gelmiş. Şöyle olmuş. O derdi göreceğiz. 11 kale olmuş. Öyle yani büyütmeyin gözünüzde. 11 cümle var. 11 cümleyi ezberlediniz mi? Hiç onlarda bir problem olmuyor. Kaldı ki at gündüz bile o illetli fiillerin bazı kalıplarını hatırladım. Ama görünce tanıyor. Önemli olan bu. Bunu iyi öğrendiniz mi? Tanımak önemli sizin için. Arapça öğrenmenin şartı o. Gördüğünüz zaman mesela innellezine keferu sevaun aleyhim e enzertehum. Bak bu enzerte. Aynen işte bizim darapte. Emlem tündirhu. O da fiil müsait. Devama gelmedik. Fehum la yu'minun. Anlatabildim. Yu'minun o fiil müsait. Daha gelmedik. Ama temel yine öyle. O vav orada cemi samiri, muttasıl, merfu samir. Yani tekrar ediyorum, şunu bugün öğrenin haftaya kadar, şu dediklerimi Allah'ın izniyle siz kelimeleri tanıyacaksınız. Tanıdınız mı dili öğrenirsiniz. Oldu mu efendim? Haydi hayırlı olsun. Cezacumullahu hayran kefira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Olay bu.